Kafe Art Siyasetin Sesi programını sunar. Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'den, Siyasetin Sesi programından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Her hafta olduğu gibi tabii programa başlarken bir de konuğumuzu, sonuç itibariyle biz misafirperver bir milletin torunlarıyız. Hani biraz onurlandırıp, gururlandırıp, işte güzel iki kelime sarf edip o şekilde programı açmaya çalışıyoruz, konuğu takdim ediyoruz. İşte konuk Fakı Baba olunca kelimeler bazen de yetmiyor. Hakikaten toplum tarafından çok sevilmiş ve bugüne kadar Şanlıurfa'ya da çok büyük emek sarf etmiş, çok değerli bir isim. KC'de ne yazalım diye arkadaşlar sordular. Milletvekili var, belediye başkanlığı var, bakanlık var. Ben de dedim ki Fakı Baba yazsanız yeterli diye. İşte Allah bu akşam İyi Parti Genel Başkanı, baş danışmanı Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Çok özlemişiz ederim. Bu arada, onu da söyleyelim. Valla ben de özlemişim sizi. Hakikaten Şanlıurfa'ya gelir gelmez İyi Parti il teşkilatıyla görüşüp hemen sahaya indiniz. Hiç ara vermediniz. Bunu da konuşacağız. Dilerseniz öncelikle bir Güneydoğu TV izleyenleriyle de sizi baş başa bırakalım. Bir iyi akşamlar babında. Sonrasında devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size ve Güneydoğu TV ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiniz. Çok değerli hemşerilerimizle beni baş başa getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğim, daha sık beraber olacağız. Peki, şüphesiz. Tabii şimdi Şanlıurfa'yı da konuşacağız, teşkilatı konuşacağız, Türkiye'yi de konuşacağız ama öncelikle ben şahsen bu soruyu sormak istedim. Fakı Baba'nın bir kırılma noktası vardı, bu belliydi, rahatsızdı bazı şeylerden. Ama Deva Partisi için de Şanlıurfa'da özellikle çok öngörüler vardı, geçme ihtimali falan. Ama İyi Parti oldu, aniden oldu, bir defadan oldu. Neden İyi Parti? Buradan başlayalım isterseniz. Yani tabii diğer partiler de çok kıymetli, hakikaten birbirinden kıymetli genel başkanları var, kadroları var, il başkanları var. Ama daha önceden ben çok anlattım ama hakikaten Güneydoğu izleyiciler için de anlatmamda ben de büyük bir fayda görüyorum. Yani 2023 seçimlerine, milletvekili seçimlerine girmeyi düşünmüyordum. Ta ki Sayın Meral Akşener hanımefendi ile tanışıncaya kadar. Ondan tanıştıktan sonra ve uzun uzun konuştuktan sonra, öyle kısa falan değil, uzun uzun konuştuktan sonra İYİ Parti'de faydalı olacağımı ve mutlaka hem ülkeme hem Urfa'ma hizmet edeceğimi ben ve ailem karar verdik. Dedik ki ya gerçekten biz bu partide hizmet edeceğiz. Tabii bu karar vermeden önce anketlerle, yani gelip 2-3 kişinin fikrini alarak değil, anket yaptırarak Şanlıurfa'ya özel bir Ahmet Fakı Baba anketi, zaten bunu parti yaptırdı. Yani 3200 kişi olarak ve Ahmet Fakı Baba'nın İyi Parti'ye geçişini nasıl karşılarsınız diye çok değerli hemşerilerime ben bunu anket karşılığında öğrendim ve orada büyük bir çoğunluk Ahmet Fakı Baba'nın İyi Parti'ye geçişini iyi karşıladığı anketini alınca ve zaten benimle ilgili de özel anket yaptırtmayı ben Sayın Genel Başkan'a teklif ettim. Ben çünkü 2 yıldan beri dedim çok büyük bir faydam olmuyor Urfa'ma, ne olup ne olmadığımı da bilmiyorum. Ki ilk karşılaştığımızda 4 saat sohbet etmiştik o gece. Ertesi gün yurt dışına gidecektim ve bu anket neticesi çıkınca bir bakalım diye kararlaştırdık. Ben geldiğimde 13 gün sonra falan geldim zaten, 13-14 gün sonra. Geldiğimde anket neticeleri hakikaten çıkmıştı ve çok iyi neticeler olduğunu o da gördü, ben de gördüm.
Bir daha konuştuk ve ertesi günde zaten dedim ki İYİ Parti'ye geçiyorum diye tweet'i de kendim atmıştım. Evet, tabii çünkü yani sürpriz doğdu bir yerde. Biz daha öncesi de yani hani birçok gazeteciyle hakikaten abi kardeş, baba oğul ilişkisi yaşadığınızı biliyoruz. Bir nebze biz de aynı tabii keza yani sık sık bugün görüşüyorduk. Gelecek yani ben Partisi... en sonki rahatsız size veren durumlarla ilgili konuştuğumda ben artık yoruldum, baş edemiyorum. Yani hani çok yanlış faydalı var, müdahale olamıyorum. Faydalı olduğuma inanmıyorum. Siyaseti de büyük bir ihtimalle bırakmayı düşünüyorum demiştiniz zaten. Evet, yani gerçekten 2023'te ben milletvekili falan ama şimdi olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ama bu partide halkıma evvelallah faydalı olacağım. Ona inanıyorum. Evet. Yani giriş nedenim bu. Yani şu veya bu falan değil. Ben üyesi de olsam Ahmet Fakı Baba orada kale alınıyor, değer veriliyor. Genel başkanımız onu ve da arkadaş... soracaktım nasıl karşıladılar tabii, yani sizi çok diye. yani samimi. Yani bir defa orada diğer partilerden gelen, katılan arkadaşlar var. Hepsiyle beraber hakikaten çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Çok iyi karşıladılar. Ben de çok mutluyum. Onlar da ben İYİ Parti'ye geçtim diye çok mutlular. Yani ben inşallah çok başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. AK Parti'de yakalayamadığım başarıyı İYİ Parti'de yakalayacağım. Evet. Bunu da bütün Urfa'ya göstereceğim Allah'ın izniyle. Yani Sayın Bakanım şunu sormakta fayda görüyorum. İlla ki yine dile getirmişsinizdir birçok yerde ve tabii seçime daha az bir zaman kala da içeriği belki konuşulacaktır ama kamuoyu da merak ediyor. Sizi seven insanlar ya diyorlar yani Urfa'da bazen. Ya AK Parti'den ayrılmasaydı veya AK Parti'den neden ayrıldı? Halen bunu belki çözememiş veya çok böyle sizin ağzınızdan duymamış bir kitlenin de olduğunu görebiliyorum ben. Sizi orada rahatsız eden şey neydi? Yani tabii biz özelde çok şey konuştuk. Şu yani biliyoruz var. Ama izleyenlerimiz de bilsinler istiyorum. Şimdi bir konuştuğunuz, tartıştığınız şeyler, Urfa ile ilgili aktardığınız problemleri not edip kale alınmadığınız takdirde bir daha söylüyorsunuz, bir daha olmuyor, bir daha. Ve o zaman diyorsunuz ki ya ben burada boşa duruyorum ya. Yani burada benim bu memlekete hizmet etmem mümkün değil. Yani onun için biraz önce söyledim ben İYİ Parti'de üye dahi olsam, hiçbir şey olmasam çok faydalı olacağıma inanıyorum. Çünkü gerçekten fikirlerime değer veren bir lider var. Yani ben bunu İYİ Parti'de göremedim. Sıkıntı burada oldu ya. Yani. Onun için daha iyi hizmet etmek ve inanmak ve inşallah bakın ben inandığım bir şeyin sonu ne olursa olsun mutlaka onu yaparım. İnşallah Urfalı hemşerilerin bizlere sahip çıktığında inanın ki biz burada çok farklı işler yapacağız. Evet. Yani şimdi bana sorarsanız AK Parti'den ayrılmış, milletvekiliyken ayrılmış biri başka bir partiden yarın gelip benden destek istese, o istese derim ki ya sen AK Parti'nin, hükümetin yani çözüm mekanizmasındayken birçok sorunumuzu giderememişsin. İşte DEDAŞ sorunu sürüyor, eğitimle ilgili sorunlarımız devam ediyor, sağlıkla ilgili. Yani şimdi İYİ Parti'den gelmiş destek istiyorsunuz bizim de. Bu aslında biraz da ona paralel düşündüğümüzde bu ortaya çıkmıyor mu? Yani zaten işte bu sorunlar çözüme ulaştırılamadı diye verdiğimiz, ilettiğimiz sorunlar çözüm noktasında sıkıntı yaşadı diye ayrıldık. Aslında bir yani yerde de bu... Sadece bir basit bir örnek vermek istiyorum. Yine çok değerli bazı milletvekili arkadaşlarımız da Sağlık Bakanımıza gitmiştim. Ve orada ben fotoğraflar böyle alıyorum. Yani fazla şey yapmıyorum. Bazen tweet atıyorduk yani şimdi aramızda konuşuyoruz evet. Yani ben orada her şeyi böyle açık televizyonlarda ki konuştuğumuz şeyler var. Biz Sayın Ömer Ağa'la bir program yaparken söylemişim esnaf rahatsız demişim ekonomi iyi değil, sağlık iyi değil, eğitim iyi değil, uyuşturucu almış başını gidiyor. Ben bunu AK Parti'de söylemişim ve bunu söylerken de biliyorum ki ya bunlar televizyonda konuşulmaz ancak... Bir yine partiye mesaj vermek istiyorum. Bakın ben kapalı toplantılarda bunu konuşuyorum. Ancak bakın beni kale alın. Ve bu çok ciddi sorunlar var. O zaman mecburen bunu televizyon ekranlarında konuşuyorsunuz. Yani Sağlık Bakanımıza gittiğimizde yanımda çok değerli 3-4 tane de milletvekili arkadaşımız vardı. Yani
o sıramatiklerde bir doktorun 130 hastaya, 140 hastaya baktığını gösterdim. Ve Sayın Bakanım dedim, ya bu sizin torununuz veya çocuğunuz olsa bir doktora 130 tane hasta baktırtır mısınız? Veya 130. sırada çocuğunuzu veya torununuzu muayene ettirir misiniz? Ya bir hekim, ben hekimim. Yani en fazla 50 veya 60 olsun. 130 baktığı an bakmıyor anlamındadır bu. Bakması mümkün değil. Onun için ben şahsen vicdanen rahatım. Bunu yani bakın eğitime bakın Urfa'da. Burada sağlığa bakın. Yine uyuşturucu olayına bakın. İşsizliğe bakın. Ekonomiye bakın. Ya yani bunlar söylendi ama demek ki kale alınmadı. O zaman size eğer önem verilmiyorsa, fikirleriniz geçerli değilse, halktan aldığınız o verileri verdiğinizde o sadece oda içerisinde kalıyorsa, orada hizmet etmenin veya adınızın milletvekili olmasının bana göre hiçbir anlamı yok. Eğer aynı şekilde milletvekili olacaksam veya falan olacaksam, vallahi Allah nasip etmesin. Evet. Evet. Peki. İl teşkilatıyla hemen bir araya geldiniz. Çok İl değerli teşkilatınız hakikaten arkadaşlarımız var. sizi kucakladı. Pırıl Burada pırıl çok Allah hepsinden razı olsun. evet. Sanki 40 Şehirden yıldan yani beri ünvan isimler hakikaten hakikaten. samimi. Sayın il başkanımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Zaten cumartesi günü de yeni il başkanımız belli olacak inşallah. Belli oldu da benim isim vermem Evet. doğru değil. Ya biz Belli Sayın oldu. Ha. Sadık Köroğlu diye biliyoruz ama. Tamam. İnşallah pazar günü inşallah yine üyelerimiz uygun gördüğü ve onu seçtikleri takdirde yeni il başkanımız olacak. Pırıl pırıl arkadaşlarımız var. İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız. Hepsini zaten 7 ilçeyi ziyaret etme imkanını buldum. Ve bugün tam 8 günden beri hem emin olun hiç boş durmadım. Devamlı böyle koşturuyorum. İnşallah arkadaşlarımıza çok iyi bir uyum içerisinde biz Urfa'da ve Türkiye'de genel merkezde başarılı olacağız. Ve bütün böyle fokuslandığımız odak başarı, başarı, başarı. Evet, peki. Yine yaklaşık bir haftadır buradasınız Ya tam zannedersem. Cuma günü Sizinle gelmiştim. Tabii bugün Cuma günü. tabii Evet. her gün il teşkilatıyla bir araya geliyor. Ardından da Sokağa sahaya çıkıyoruz. iniyorsunuz. Esnafla bir araya geldiniz. Birçok ilçeye Tabii. gittiniz, Bozova'ya gittiniz. Evet. Benim hatırladıklarım Harran, Akçakale vesaire. Vatandaş ne diyor, nelerle Yani karşılaşıyor? emin olun çoğu, yani ben hepsi desem bu doğru, çoğu çok iyi yaptın diyen var, geç kaldın diyen var, ya niye yaptın diyen var, kırgınım diyen var. Bakın hiç şey yok ama genel olarak beni anlıyorlar, seviyorlar ve faydalı bu partide daha fazla faydalı olacağıma inanıyorlar. Yani benim edindiğim intiba bu. Evet. Yani bir yerde de bir ara övünürdük yani işte bir Türk futbolcusu veya kalecisi Rüştü Reçber de gitmişti. Real Madrid'e işte transfer yapılmıştı. Gurur diyorduk ama sürekli yedekte oturuyordu diye hiçbir şey de anlamıyorduk. Yani biraz da aslında bunu izah etmek lazım. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde bir Şanlıurfalı gazetecinin söylemleri vardır. İşte Fakı Baba seçilemeyeceğini, tekrar aday gösterilmeyeceğini anlayınca AK Parti'den ayrıldı. İşte Şen Yaşar ailesi üzerinden siyaset yapıyor vesaire gibi. Ve siyasi hayatı boyunca da belediye başkanlığı dahil Fakı Baba'nın Şanlıurfa'ya bir hizmeti olmadı denildi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bence bunu benim değerlendirmem çok doğru olmaz. Halkın değerlendirmesi önemli. Hizmet yaptım mı, yapmadım mı? Fakı Baba nasıl bir siyasetçidir? Hep doğruların yanında olmuştur. O gazeteci arkadaşı tabii ben saygı duyarım. İnsanlar mutlaka herkes benim için çok iyi düşünecek diye hiçbir öyle bir şeyim, düşüncem yok. O öyle düşünmüştür ama ben öyle bir insan değilim. Bunu halka sorması lazım. Evet. Tabii hani birinci ağızdan dinlemek Sayın Bakanım daha etkili olur diye. En azından birinci ağızdan işte izleyenlerimize de aktarmak adına soruyoruz. Yani sıkça karşılaşmış olduğunuz elbette ki
sorulardır. Cevap da vermişsinizdir ama Siyasetin Sesi izleyenleri de bu konuda hakikaten merak içinde oldukları veya duymayanlar veya çünkü yani illaki... bunun en güzel cevabı bana göre yani anketlerle ortaya çıkan cevaptır. Yani Şanlıurfa halkı Fakıbaba'nın siyasete devam etmesini istiyor mu, istemiyor mu? Milletvekili olmasını istiyor mu, istemiyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istiyor mu, istemiyor mu? İyi Parti'ye geçişi uygun mudur, değil midir? Bunları zaten biraz önce söyledim. Bunu ben teklif ettim Sayın Genel Başkan'a. Ve bu anket neticelerinde arkadaşlarım da biliyorlar ki hakikaten Fakıbaba'nın burada bir sevgisi var. Burada hakikaten halkın bir ona karşı bir sevgisi var. Fakıbaba'nın da onlara sevgisi ve saygısı var. Ve bunu yani bakıp göreceğiz. Yani böyle lafla falan olmaz. Evet. O arkadaş mı doğru veya ben mi doğruyum veya anket mi doğru onu zaman gösterecek. Yani zaman da çok az kaldı. Evet. Peki sen bakın yani Fakıbaba'nın İyi Parti'ye geçmesiyle birlikte bunu özellikle Şanlıurfa için konuşabilirim ki bana göre Türkiye için de öyledir. Yani Kürt seçmenin de İyi Parti'ye bakış açısı biraz değişti sizin geçişinizle birlikte ama İyi Parti'nin Kürtlere bakış açısı ne? Yani sanki böyle işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden Meral Akşener'in ayrılması ve parti kurması tamamen ülkücü tabanı işte MHP'nin bir diğer koluymuş gibi. Yani bugünkü işte Saadet Partisi, Yeni Refah Partisi gibi algılanıyor ama öyle mi aslında? İyi yani Parti'nin Kürtlere bakışını merak ediyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bir defa bizde yani MHP'li de var, A'sı var, B'si var, C'si var. Diğer partiler söylemek istemiyorum. Yani her partiden var. Ve biz merkezin tam göbeğinde olan, merkezin tam göbeğinde olan bir partiyiz. Onun için bizim Kürtlere bakışımız, Araplara bakışımız, Türklere bakışımız, yani Alevilere bakışımız, Sunnilere bakışımız, Allah da biliyor, insan odaklı. Yani insanların problemi, Kürtlerin problemi var, Türklerin problemi var, Alevilerin problemi var, Sunnilerin problemi var. İnsan odaklı ve bu problemleri çözmek için geliyoruz. Onun için hiç ayrım yapmadan, yaratılanı yaratandan dolayı sevmek. Ya ne kadar güzel bir şey. Yani bu halk Fakıbaba'yı bilir. Yani hiçbir zaman etnik yok, Kürt'tü, Arap'tı, Türk'tü diye hiçbir Fakıbaba'nın böyle bir düşüncesi hayatta olmamıştır. Zaten İyi Parti böyle bir parti olmuş olsaydı Ahmet Fakıbaba kesinlikle İyi Parti'de olmazdı. Buna inanarak söylüyorum. Eğer İyi Parti Kürtlere ayrı bir bakış açısı olmuş olsaydı Ahmet Fakıbaba bu partide olmazdı. Evet. Bu bağlamda ben vicdanen çok rahatım. Tabii ki ya siyaset yapıyoruz. Yani algılar olacak, şunlar olacak ama İyi Parti merkezin tam göbeğinde olan bir partidir. Herkesi kucaklayan bir partidir ve çözüm için gelmiş olan, gelecek olan bir partidir. Bizim amacımız halkın bütün problemlerini çözebilmektir. Yani bu başta ekonomisidir, sağlığıdır, adaletidir. Yani mutlaka ilerleyen saatlerde konuşacağız. Türkiye'nin, Urfa'nın sorunları nelerdir? Bunun için arkadaşlarımız müthiş çalışma yapmışlar. Özellikle bizim ek bina ve mutfak dediğimiz bir yerde çok değerli arkadaşlarımız var. İnşallah cumartesi akşamı Sayın Genel Başkanımız bunu tanıtacaktır. Yani o kadar mükemmel bir kadromuz var ki yarın iktidara gelmiş olsak tek başımıza bile Türkiye'yi yönetecek İyi Parti kadrolara sahiptir. Evet. Peki Sayın Bakan yani göreve de geldiğiniz gibi Sayın Meral Akşener'le ilk olarak benim hatırladığım sanki Antalya'da bir miting vardı gittiniz. Ve onunla birlikte birçok bu tür etkinliğe de katıldınız. Türkiye ne diyor? Yani sizi gören insanlar hakikaten çok samimi bir şekilde, rahat bir şekilde sorunları size iletebiliyorlar. Onu da gördük, paylaşımlarınızı da gördük, takip de ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerine de gittiniz. Meral Hanım sizi yanında da aslında götürüyor, istiyor, onu da hissettim. Çünkü hakikaten İyi Parti'ye geçişiniz sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye'de de sanki İyi Parti'ye bakışı biraz değiştirdi. Hani ben rakamsal olarak konuşup da hani böyle çok bilmişlik taslamak istemiyorum ama oy oranına etki ettiğinize inanıyorum.
Bunu ki hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. Bu gittiğiniz yerlerde insanlar sizlere talepleri neler? Yani bu sağlık sorunu, eğitim sorunu sadece Şanlıurfa'da mı var? Veya işte bu diğer Antalya'ya gittiğinizde hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Türkiye genel anlamda bakanlık süreciniz oldu. Neden şikayetçi? Ne istiyor yani? Yani genelde sorunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. En başta ekonomiyle başlıyor, adaletle devam ediyor. İstihdam, işsizlikle devam ediyor. İnsanlar, esnafın çok önemli problemler olduğunu, yani orta gelir sınıfının kalktığını, bir makasın, altla üst arasındaki makasın müthiş bir şekilde açıldığını, yani zengin, çok zengin, dar gelirli veya fakir demeye bir şey böyle gönlüm varmıyor ama fakiri çok fakir böyle bu şeyleri, problemleri, şikayetleri her gittiğimiz yerde biz alıyoruz. Evet. Büyük Usta gazeteci Sayın İlhan Salihan'ın da bir mesajı var. Onu da yer vermek istiyorum. Evet. Diğer birçok arkadaşımızın göndermiş olduğu mesajlar var ama hani sorunun evet. zamanı geldiğinde soruyu sorma taraftarıyım veya mesajınızı okuma taraftarıyım. Saygı değer kardeşimimiz Sayın Fakı Baba konuğum, bürokrasiden gelen çalışmaları ile sineği milletten gelen ve kendini önce belediye başkanı sonrasında milletvekili ve bakan olarak kanıtlayan bir şahsiyet. Sanırım AK Parti'deki biat kültürü baskısı kendisini büyük ölçüde rahatsız ettiği için AK Parti ile organik bağlarının olmadığını anlayınca kulvar değiştirdi. Kendimce Sayın Fakı Baba sineği milletten çıktığı için yine sineği millete dönerse Şanlıurfa'da ve kamuoyunda çok daha büyüyeceği inancındayım demiş. Teşekkür etmiş, başarılar dilemiş Salih İlhan gazeteci ağabeyimizin göndermiş olduğu bir mesaj. Salih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şöyle esas da yapı olarak yani hakikaten bağımsız bir karakterim var. Bu doğru yani. Bu yani şu. Ama burada yani ben rahat bir şekilde fikirlerimi söyleyebilecek ve fikirlerim doğruysa ben demiyorum ki her fikrim doğrudur. Bakın bu çok ben istişareye çok önem veren bir kardeşinizim. Ama gerçekten fikirlerim doğruysa mutlaka ve mutlaka İyi Parti tarafından kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Tabi böyle bir yuva varsa, böyle bir aile varsa ve doğru olan fikirlerinizi kabul ediyor ve bunu hayata geçiriyorsa ya gerçekten o zaman yani benim böyle bir partide olmam da ülkem adına ve Urfa'm adına çok büyük faydalar görüyorum. Bakın bu çok önemli. Yani iş hep takım oyunudur. Yani biz şayet, bakın şayet diyorum, beğenmeyenler olabilir. Hastanenin başhekimliğinde sizler iyi takip ettiniz. Belediyede başarılı olduysak bu bir takım oyunuydu. Ve şu anda benim takımım İyi Parti ve liderim Meral Akşener hanımefendi. Yani eğer ben buna inanıyor ve bu takımın iş yapacağına inanıyorsam, yani bu takımda olmamın ülke adına ve Urfa adına çok faydalı işler çıkaracağıma inandığım için ben buradayım. Onun için bundan sonra artık sineği millete dönmek de artık olmaz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu takım inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Şayet sıkıntılar oldu falan olduysa o zaman ne sine kalır ne millet kalır, emeklilik ve torunlarla oynamak kalır. Evet, peki. Sayın Bakanım, yani büyük ölçüde Ahmet Eşref Fakı Baba'nın kimlerle bugüne kadar yol yürüdüğünü, kimlerle yol yürüyebileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani yaklaşık 20 yıldan fazladır siyasetin içerisinde bugüne kadar olan yol arkadaşlarına baktığımız zaman bundan sonraki kimlerle yol yürüyeceğini de oradan analizini yapabiliyoruz ama genel olarak da genel bazda da soracak olursak İYİ Parti'de kimlere yer var? İYİ Parti kimlerle yol yürümeyi düşünüyor? Yani şu var, bizim ana şeylerimiz yani İYİ Parti'de samimiyet olarak olacak, ciddiyet olacak, yalan olmayacak, yolsuzluk olmayacak. Yani bu bizim birinci düsturumuz. Yani yolsuz bir kişi İYİ Parti'de olamaz. Yolsuz bir kişi İYİ Parti'de olamaz. Yalan olmayacak. Yani vizyon olacak, üretken olacak, samimi olacak. Takım oyununa uygun olacak. Takım oyunu oynayamıyorsa istersen
kim olursa olsun demek ki o hakikaten iyi bir siyasetçi olmayacak anlamındadır. Tabii bunun kararını verecek olan Sayın Genel Başkan ve Genel Merkez'dir. Ama Urfa olarak da tabii ki ben Urfalıları, Urfalılar beni çok iyi biliyor. Yani mutlaka benim tavsiyelerim olacaktır ama zamanı geldiğinde görüp bakacağız. Ama ben iyi bir takım çıkacağına yürekten inanıyorum ve o takımla da çok iyi oyun oynayacağımıza inanıyorum. Evet. Peki Fakı Baba işte bir yerde duramaz. Fakı Baba işte daha önce de AK Parti'den ayrıldı, başka partiden seçildi, sonra yine tekrardan AK Parti'ye geçti. Tekrar buradan seçilirse AK Parti'ye geçer mi? İşte AK Parti şey, Fakı Baba tilki gibi adamdır, kurnazdır. Fakı Baba sinirlidir, Fakı Baba asabidir. Fakı Baba, Fakı Baba, Fakı Baba, Fakı Baba böyle gider. Ama bugüne kadar şahsım için söylüyorum, 20 yıldan fazladır, 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Fakı Baba yolsuzluk yapar duymadım. Fakı Baba hırsızlık yapar duymadım. Fakı Baba haksızlık yapar duymadım. Yani artılara baktığım zaman eksileri hiç gibi görünüyor. Tüm buna rağmen bu algı neden yaratılmaya çalışılıyor? Ya şöyle, siyaset farklı bir olay Müslüm Bey. Belki yani hele Urfa'da çok farklı. Yani siz mesela partiler genelde şunu istiyor. Ya bu parti benim olsun ama küçük olsun. Fakı Baba gibi veya Müslüm Çap gibi insanlar olmasın. O olduğu zaman bizim önümüze geçebilir. Bakın geçerdim, geçebilir. Onun için ya bu adam mesela, ben hep şunu söylüyorum. Benim AK Parti'den ayrılışımdan çok insan üzülmüştür. Ya böyle bir arkadaş keşke ayrılmasaydı. Ama bazı AK Parti'de içindeki arkadaşlardan çoğu da sevinmiştir. Halkın çoğu üzülmüştür. AK Parti içindeki arkadaşların... Hem AK Parti'ye bir sevgileri var, hem bir Fakı Baba'ya Fakı sevgileri Baba'ya var. Fakı Baba'ya üzülmüştür. Evet. AK Parti içerisindeki benim çok değerli arkadaşlarım var. Onlar da üzülmüştür. Ama siyasette ya ben yalnız kalayım işte falan olayım falan olayım diyen adamlar da sevinmiştir. Onun için siyaset böyle bir yani şey. AK Parti'nin içerisinde tabii, gittiğinize sevinen insanlar da tabii, var. Tabii tabii yani üzülen insanlar da var, sevinen insanlar da var. Onun için siyaset böyle bir şey. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Ben hakikaten artık tecrübesi olan bir kardeşinizim. Bu soru doğuyorsam Sayın Bakanım. Yani tüm Türkiye'nin birçok bölgesinde sizi merak eden, araştıran. Ben Mersin'de, Adana'da arkadaş ortamında yani sizi tanıyan, sizi seven insanlara şahit oldum. Urfa'da hakeza hakikaten insanların size sevgisi çok büyük. Bu yanlış anlaşılmasın. İşte yani siz bütün oyları alırsınız, en çok oy alırsınız değil. Bir hakikat var. Urfa'nın büyük bir kesimi sizi inanılmaz şekilde, derecede seviyor. Peki kimler Fakı Baba'yı sevmiyor? Küçük bir kesim de olsa. Kimler yani sevmez? Şöyle ben diyeyim. Bir defa zaten bir insanı, bırakın siyasetçiyi, bir insanı herkes seviyorsa o insanda bir yanlışlık var demektir. Bir doktoru, bir öğretmeni, bir iş adamını belki herkes sevebilir, %95 sevebilir. Ama siyasetçi bana göre mutlaka, mesela benim yapmış olduğum işleri uygun görmeyebilir, projeleri uygun görmeyebilir, sevmeyebilir. Konuşmamı beğenmeyebilir, beden dilimi beğenmeyebilir. Benim partimden değil ve benim görüşümden değildir, beni beğenmeyebilir. Bakın bunlar doğal olaylardır. Ama esasında Urfa'da yani bir hasütlük dediğimiz bir olay var ya. Evet. Kıskançlık denen bir olay var. Biz genelde koşan adamı arkasından çekerek durdurmaya çalışıyoruz. Demiyoruz ya arkadaş, ben daha hızlı koşayım ve geçeyim. Biz hep arkasından çekmeye çalışıyoruz ve algılar yaratıyoruz. İşte Fakı Baba böyledir, Fakı Baba şöyledir. Ama neticede kim ne derse desin, evvelallah önce Allah karar verecek, sonra da halk karar verecektir. Ama yani Fakı Baba yani sıradan bir adam olmasına rağmen çok zengin, siyasette para harcayacak durumda olmamasına rağmen, bir aşireti olmamasına rağmen, eğer bu kadar halk seviyorsa demek ki birileri yardım ediyor. Kim yardım ediyor? Allah yardım ediyor. Yani buna böyle bakmak lazım. Yani ben hiçbir zaman bakan olurken
Ya gidip de kulis yapıp aman efendim beni bakan yapın falan Allah şahittir demedim. Belediye başkanlığında demedim. Milletvekilliğinde demedim. Ama Allah aldı. Hep getirdi böyle pat 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 çıkardı. Ha bu nedir? Benim samimiyetimdir. Eğer bakın Urfa'ma ve memleketime faydalı olamayacaksam Allah hiçbir şeyi nasip etmesin. Şunu bunu söylüyorum. Çünkü ben faydalı olmak için bu yaşta varım. Yoksa ya yaşım belli bir şeye gelmiş yani. Onun için insanlar diyecekler ama siz saygı duyacaksınız. Alkışlandığı zaman da saygı duyacaksınız, sevineceksiniz. Yuhladıkları zaman da eyvallah demesini bileceksiniz. Siyasetçi böyle bir şey. Evet. Peki ben yine yani kendi sorularım arasında yer alan bir şey vardı. Ben bunu Sayın Bakan'ınla program yaparsam sorarım demiştim. Bakanlık döneminde biz bir dönem gelmiştik. Çok geç işte her şey yerine otursun. Daha sonrasında gidelim hayırlı olsun da diyelim. Sayın Fakı Baba'yı da görelim demiştik. Gelmiştik. Güzel bir tabloyla karşılaşmıştık. Tüm milletvekilleriyle aynı kıdemde oturuyordunuz. Hani siz başta onlar orada falan değil. Biriz adaydınız. Böyle tıpkı milletvekilleri olduğu gibi. Yani ben bakanım şeyi yoktu o tabloda. İyi anlaşıyordunuz. Tabii Tarım Bakanlığı çok böyle hani Sağlık Bakanlığı olsa bugün Türkiye'ye gelmeden yürütebileceğiniz bir bakanlık. Ben bunu iyi biliyorum. Tarım Bakanlığı tabii alışmak, bir süredir oturtmak, ekip kurmak, her şeyi kurgulamak, plan yapmak, proje hazırlamak bu en az 2-3 yıl demektir. Neden bu kadar kısa sürdü Sayın Bakanım? Hani şöyle hatırlarsanız bir sistem değişikliği oldu. Evet. Yani ben 2017'nin Temmuz ayında göreve başladım. Fakat yeni yasayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Sadece ben değişmedim. Evet. 2018'in işte Haziran ayında seçim olacağı için hatta Mayıs'tan gelmiştim. Yani hakikaten çok kısa bir süre oldu ama yani Urfa'ya biz anlatamadık. Esasında eğer zamanımız Ya, varsa tabii çünkü bakın ben zamanda size bir şey hiçbir söyleyeyim. problem yok. Urfa'ya bakın benim bakanlık dönemimde yaptıkları bir şey. Bunlar böyle lafla değil. Et fiyatları o zaman 40 küsür liraymış. Evet. Ve biz diyorum yine takımımız, yine hükümetimiz bakın beraber 29 lira kıyma ve 30 lira kuşbaşı. Evet. Ve 3 markette yani 10 binin üzerinde şubede bunu satışa çıkarmıştık. Ve hiç unutmam Anadolu'nun bir ilinde dolaşırken hanımefendinin birisi geldi ve hiç bakan falan demedi. Fakı Baba dedi ya Allah senden razı olsun ve mutfağımızı şenlendirdin dedi. Çok duygulanmıştım biliyor musunuz? Mutfağımızı şenlendirdin. Oradan bir kasap arkadaşa gittim. Dedi ki ya Sayın Bakanım biz eskiden 10 kilo et satarken 10 lira kazanırken şimdi 20 kilo et satıyoruz yine 10 lira kazanıyoruz. Bizde karımızda bir farklılık olmadı ama insanlar daha mutlu oldu. Daha fazla et Daha tüketiyorlar, fazla yiyebiliyorlar. yiyebiliyorlar. Güneydoğu'da 6 ilde tarımsal sulama elektrik fiyatları %35, 45, 55 ve 65 ve 75 indirim yapılmasını sağladık. Ve tam seçim zamanıydı. O zaman Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Bu olmadığı takdirde ben Urfa'ya gidemem dedim. Yani çiftçi kardeşlerimizin elini vicdanına koyup bu resmi gazetede zaten seçimden sonra yayımlandı. Ve bunu sağladık. Bakın Şanlıurfa'ya organize gıda sanayi. Evet. Burada Abdullah Erim Valim'in çok büyük emeği olmuştur. Allah ondan razı olsun. Ve o organize gıda sanayinin Yani burada yanında tüm Türkiye ile ilgili tarımsal alanda da yine bakanlığınızca çalışmalarınız yürütülüyor. Bu sadece çalışmalarımızı Şanlıurfa'ya olan. bakın oradan mesela ne yapmışız Şanlıurfa'nın dışında sırası geldiği zaman size Evet. söyleyeceğim. Şanlıurfa'yı şey yapıyorum sadece. Şanlıurfa organize besi sanayiye 50 milyon lira. Benden önce Faruk Çelik bakanımız sağ olsun Allah razı olsun 40 milyon yatırım yapmış. 50 milyon bizim bakanlığımız döneminde yatırım yapmışız. Hilvan, Harran ve Akçakale ilçe tarım müdürlüklerini yapmışız. 5 ilçemiz daha vardı ve çok büyük bir tarım il müdürlüğü yapacaktık. Projeler yapıldı ama kısmet olmadı. Yem fabrikasını yaptık. Canlı hayvan borsası şu anda devam ediyor. Evet.
Ve ben bunu Afyonkarahisar'da görmüştüm. Dedim ki bu Urfa'ma yakışır ve bunu mutlaka yapmamız gerekir diye düşündüm. O zaman GAP İdaresi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ortaklaşa %50 %50, yanılmıyorsam, böyle bir proje kazandırdım. Gübretaş ve Bereket Sigorta Müdürlüğü'nü yapmışız. 6 adet lisanslı depoculuk yapmışız. Ondan sonra tarım işçileri için, bakın o benim için çok önemliydi. Bana göre en önemli projelerden birisi, herhalde sizde yok. Bakın tarım işçisi arkadaşlarımız için yaptığımız çok önemli bir proje ve ben bunu bütün Türkiye'ye yayacaktım. Ben esasına demem biraz hatalı oldu. Çünkü o dönemde Jülide Bakanımız, bakın bir mahalle oluşturduk tarım işçileri için. Urfa'dan gelen tarım işçileri için bir mahalle oluşturduk. Çocukların oyun alanları ve bakın çocuklar için gerçekten okul yapmışız. Gayet güzel, insanca yaşayabilecekleri yerler, okulu, camisi, anaokulu, park alanları, işte çadırın içerisinden görüntüler var. Bunlar çadırın içerisinden Bir görüntüler. başlangıçtı değil mi? Hani Tabii devam etseydi bu bakanlık, devam yani bu etseydi, bakın yayılacak. insan gibi lavaboları, banyoları, ekmek pişirme yerleri, bakın işte mutfağı, yani tamamen bir mahalle gibi devam etmiş olsaydı, emin olun çok farklı bir Tarım Bakanlığı'nı inşallah bir Urfalı hemşehriniz olarak göstermiş olacaktım, ama kısmet o kadarmış ve bir sistem değişikliğinden dolayı sadece ben değil, tahmin ederim 20'ye yakın bakanda bir değişiklik oluştu. Evet. Peki siz Tarım Bakanı iken özellikle Urfa'da da inanılmaz bir yaygara vardı. Yani işte Fakı Baba Tarım Bakanı, tarımda şu problemler devam ediyor. İşte Urfalıdır bakanımız, tarım işçileri, işte tarım çiftçisi falan Şanlıurfa'da daha çok var. İşte Bakan Bey ne yaptı denildi. Şimdi bakıyorsunuz sizden sonra da bir Tarım Bakanı geldi. Şu an tarımda bütün sorunlar bitti mi? Yani Fakı Baba gitti, tarımda sorunlar bitti mi? Her şey çözüldü mü? Yani şu an çünkü o şey yok yani. Çiftçiden mesela o sistem yok veya genel manada sokakta veya birkaç kesimden gelen o seslerle ilgili hiçbir ses duymuyor mesela. Bunun sebebini neye Ben bağlıyorsunuz? bence o sesler ne zaman kesilir? Demek ki Fakı Baba burada siyaset yapmadığı zaman kesilir. O sesler çok az ses. Emin olun %2'lik ses, ama bu sesler çok büyük şekilde çıkıyor. %98'inin bir sorunu yok, emin olun. O sesler ancak Fakı Baba olmadığı zaman, yani bakın siz çok, tespitiniz gerçekten mükemmel. Yürekten teşekkür ediyorum. Yani bir memleketin çocuğu çıkmış değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapıyor. Ya halkım, benim bütün Tarım Bakanlığı'nın bütün kapıları açıktı. Öyle randevu falan almaya, milletvekillerini şu anda randevu alamıyorlar. Benim Urfalı olan hemşerilerim hepsi geliyordu. Özel bir bölüm kurdurmuştum ve 18 kişi çalışıyordu 24 saat. Ahmet Fakı Baba'yı arayan direkt olarak bakanlığa düşüyor. Ne hizmeti varsa onları yaptırtıyordu. Tamam mı? Bunu halk biliyor, ama arkadaşların zaten bilmesi mümkün değil. Bilse bile inkar ederler. Onun için önemli değil. Biz yolumuzu Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ve biz doğruların duasını alarak da devam edeceğiz. Allah'a çok şükür yolsuzluğum olmadı, hırsızlığım olmadı, haksızlığım olmadı. İnsanları kutuplaştırmadım. Bir akrabamı işe almadım. Hep garibanları işe aldım. Yani efendim işte falan olmadı. Ya bir sürü halk bunu biliyor Müslüm Bey. Onun için bakın 20 yıldan beri siyaset yapıyorum ve bir sokakta, bir çarşıda gezerken insanlar sevgiyle yaklaşıyorlar. Onu diyen adamlar hele bir sokağa çıksın, ben onları bir göreyim. Yani mukayeseyi halkın yapması lazım. Peki, yani milletvekilliği, bakanlık yaptınız. Sayın Salih İlhan da hakikaten çok güzel özetlemişti bir yerde. Ki Çok siz de bunu teşekkür inkar ederim. etmiyor, sürekli söylüyorsunuz. Yani orada
özgür irademizle birçok işe imza atamıyorduk. Çözüm mekanizmasına sorunları ilettiğimizde çözülmüyordu. Zaten bunlardan rahatsız oldum. Özellikle benim... milletvekilliğinde bakın evet, çok önemli. Evet. Özellikle çünkü eğer ben 2018'inden sonra tabii. Ya, benim gördüğüm yani tabii. Fakı Baba dedi ki ben bir milletvekiliyim. Gidip orada milletvekili maaşını al. VIP'te uç. İşte iyi bir maaş. Otur kalk bu bana göre değil. Ben burada yapamam dedi ve ayrıldı. Bugün İyi Parti'de de özgürüm, demokrasi var, genel merkezimizde de var, genel başkanımızda da var diyor Fakı Baba. Ve ben kendimi hür hissediyorum, daha özgür hissediyorum dedi defalarca. Peki artık Fakı Baba ne yapacak, ne yapmayı düşünüyor şu an Urfa için? Yani şöyle, faydalı olacağıma inanıyorum. Ha Fakı Baba ne yapacak onu Allah bilir. Ama sözü geçen, partide sanki bir kanaat önderi olarak görün. Evet. Yani arkadaşlar saygı duyuyor. Abi diyorlar ya ne yapalım, nasıl edelim? Oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sayın Genel Başkanım bir şey söylediğimde kırmıyor. Fakı Baba söylemişse doğrudur. Bu güven olayı. Yani belki de kabahat benimdir. Bu güveni AK Parti'ye veremedim. Onu bilemiyorum yani. Ama İyi Parti'de bu güveni verebilmişim. Yani Sayın Genel Başkan diyeceksin ki 3 ayda mı verdin ya sen bu güveni? Hayır. Bakın Sayın Genel Başkan yani 4 saat konuştuk ilk konuşmamızda. Gerçekten benim milletvekili olduğumu bilmiyordu. Evet. Bakın o zaman RTÜK üyeliği için tamam, bir oy çok önemliydi. Eğer benim milletvekili olduğumu bilmiş olsaydım teklif benden geldi. Dedim Sayın Genel Başkanım ben istifa etmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Dedi ki çok güzel olur dedi. Bak, kendisi ben sizin dedi milletvekili olduğunuzu bilmiyordum. Ben Fakı Baba adına geldim dedi. Ne evet. kadar büyük bir gurur. Urfa için de büyük bir gurur. Yani bir evladı, bir genel başkan geliyor. Diyor ki ya biz seni partiye kazandırmak istiyoruz. Yani senin vekil olman, olmaman bir vekil için... daha kazanılımdan ziyade şahsınıza ziyade gelmiş. Ziyade değil. Yani... Ziyade değil. Eğer zaten şey olsaydı şunu diyebilirdi ya Sayın Fakı Baba ya lütfen şu RTÜK üyeliğine kadar bir şey yapalım ondan sonra istifa evet. diyebilirdi. Ama bunu demedi. Ben direkt olarak dedi ki çok saygı duyuyorum ve çok güzel bir hareket kutluyorum dedi ve ben zaten istifamı verdim. Yani Sayın Meral Akşener de Fakı Baba gibi durmuş. Tabii yani gerçekten öyle. Çok mert bir insan ya bir defa hakikaten hiç öyle falan filanı yok. Çok mert dinlenmek, bir insan. Önemsemek aslında hakikaten önemli. Yani insan kendini daha rahat hisseder, daha güzel şeyler üretir. Üretir yani, ben üreteceğime inanıyorum bak. Üreteceğime inanıyorum. Takım arkadaşlarım mükemmel olduğuna inanıyorum. Ha içimizde ara sıra falan olmaz mı ama karı koca arasında bile evet. oluyor ya olmaz olur mu yani? Ama yani böyle uzlaşıcı bir şey var, politika var bizim içimizde. Öyle MHP'lisi, CHP'lisi, yok AK Parti'den geldi, yok DEVA'dan geldi, hepsi var. Ama biz artık İyi Partiliyiz. Evet, herkesime kucak açan tabii bir tablo var. Merkez şu an. Bir parti var yani. Biz İyi Partiliyiz arkadaşım. Eski şey bitti. Yani kimliğimiz İyi Parti. Israrla Genel Başkan Meral Akşener ben başbakan olacağım diyor. Bastıra bastıra ki bu seçimlerden öncesi için de söylemişti. Olacak. Olacak Allah'ın izniyle göreceksiniz. Merkezin partisiyiz biz. Yani mutlaka göreceksiniz kazanacak. İyiler kazanacak. Evet. İnanarak söylüyorum. Peki. Sorular uzun olabilir. Yani cevabı uzun olabilme ihtimali yüksek sorular var. Bu yüzden aslında bir reklam arasına gidelim dilerseniz ki cevaplar bölünmesin. Yerli yerince güzel bir program çıkarmaya çalışalım siz sevgili izleyenlerimize. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Kafe Art'ın sunduğu Siyasetin Sesi programı devam edecek.